Miracı inkar edenler şöyle bir delil getiriyorlar. İsra suresi 93. ayetin beyanıyla kafirler Efendimiz Aleyhisselatu Vesselam'a şöyle diyorlar. Göğe çıkmadıkça sana asla inanmayız. Bu ayet miracın olmadığına delilmiş. Onlara göre eğer Peygamberimiz Aleyhisselatu Vesselam göğe yükselmiş olsaydı onlar böyle demezlerdi. İşte onlar böyle diyorlar. Şimdi mezkur ayetin önüne bakalım ve onların Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan neler istediğini görelim. 90. ayette şöyle buyrulmuş ve dediler ki bize yerden bir pınar fışkırtmadıkça sana asla inanmayız. 91. ayette şöyle buyrulmuş veya senin hurma ağaçlarından ve üzüm bağlarından bir bahçen olmalı ve aralarından şarıl şarıl nehirler akıtmalısın. 92. ayette şöyle buyrulmuş. Yahut iddia ettiğin gibi göğü üzerimize parça parça düşürmelisin veya Allah'ı ve melekleri açıkça buna kefil olarak getirmelisin. 93. ayette şöyle buyrulmuş. Yahut altından bir evin olmalı veya göğe çıkmalısın. Fakat bize okuyacağımız bir kitap indirmedikçe göğe çıktığına da asla inanmayacağız. Şimdi kafirlerin iman etmek için neleri şart koştuklarını maddeleyelim. 1- Efendimiz Aleyhisselatu Vesselam'ın yerden bir pınar fışkırtması. 2- Kırma ve üzüm bahçesi olması ve bahçede nehirlerin akması. 3- Göğün üzerlerine parça parça düşmesi. 4- Allah'ın ve meleklerin açıkça gelip şahitlik yapması. 5- Efendimiz Aleyhisselatu Vesselam'ın altından bir evinin olması. 6- Göğe çıkması. 7- gökten de okuyacakları bir kitabı indirmesi. İşte müşrikler iman etmek için bunları istiyordu. Diğer isteklerini bir kenara bırakıp meselemiz olan isteklerine bakalım. Onlar sadece Peygamberimiz Aleyhisselatu Vesselam'ın göğe yükselmesini yeterli görmüyorlar. Buna ilaveten diyorlar ki bize okuyacağımız bir kitap indirmedikçe senin göğe çıktığına da asla inanmayacağız. Yani şunu istiyorlar. Efendimiz Aleyhisselatu vesselam onların gözü önünde göğe yükselecek. Sonra gözden kaybolacak. Bir müddet sonra elinde bir kitapla gökten inecek. Elindeki kitabı müşriklere gösterecek. Müşrikler de o kitabı okuyacak. Müşrikler ancak bunu yaparsan sana iman ederiz diyorlar. Efendimiz aleyhissalatu vesselam gözleri önünde göğe yükselse ama gökten elinde bir kitap olmadan ise yine peygamberimize inanmayacaklar. Yani peygamberimizin onların gözü önünde göğe yükselmesi yetmiyor. İlla gökten okuyacakları bir kitapla inecek. Kitap yoksa imanda yok. Şimdi bunun miraçla ne alakası var? Onlar miracı mı inkar ediyor? Ya da bir miraç mı istiyor? Miraç onların gözü önünde olmayan bir hadisedir. İki kısımdan oluşur. Birinci kısmı Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın Mekke'den Kudüs'e götürülmesi. İkinci kısmı oradan semmaya yükseltilmesidir. Birinci kısım olan Mescid-i Haram'dan Mescid-i Aksa'ya götürülmesi zaten ayetle sabittir. İsra suresinin birinci ayeti bu seyahati anlatmaktadır. Seyahatin bu kısmını inkar eden zaten kafir olur. Müşrikler seyahatin bu kısmını da kabul etmiyor. Onlar her şeyin gözleri önünde olmasını ve peygamberimizin gökten bir kitapla dönmesini istiyorlar. Halbuki istedikleri şey imtihan sırrını bozacak bir şeydir. Şöyle ki imtihanın sırrı ister ki akla kapı açılsın ama irade elden alınmasın. Eğer mucizeler irade elden alınacak kadar açık olursa o zaman imtihanın sırrı bozulur. Herkes ister istemez imana mecbur kalır. Bu durumda da imtihan meydanının açılmasının manası kalmaz. İşte bu sebepten dolayı mucizeler perdeli bir şekilde vukuya gelmiştir. Kalbinde hastalık olanlar mucizeleri bir şekilde tevil etmiş, iradeleriyle küfürde ısrar etmişlerdi. Mesela Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın parmaklarından su akıtması mucizesine bakalım. Efendimiz Aleyhissalatu vesselam ellerini kaldırıp da parmaklarından su akıtmıyor. Mübarek elini içinde su olan bir kabın içine koyuyor ve parmaklarından suyu bu şekilde akıtıyor. O kaptan bir ordu su içiyor. Kaptaki su yine eksilmiyor. Ama sadece kaba dikkatle bakanlar parmaklarından akan suyu görüyor. Kalbinde hastalık olanlarsa bu olayı bir şekilde tevil ediyor ve zaten kapta su vardı. Biz kaptaki sudan içtik diyerek mucizeyi inkar ediyor. Diğer mucizeler de bu şekilde perdeli vukua gelmişti. Bazen imtihan sırrını bozacak kadar açık mucizeler de olmuş. Ancak bunlar küçük bir cemaat önünde gerçekleşmiş. Bazen o cemaatten bazı fertler buna sıyır demiş inanmamış. Bazen de inanmış ama onun sözüne diğerleri inanmamış. Yani hep bir imtihan olmuş. Sözü uzatmamak için örnekleri çoğaltmıyoruz. İşte kafirlerin istediği şeyler. Allah'ın gelmesi, meleklerin gelmesi, gözleri önünde peygamberimizin göğe yükselmesi ve gökten kitapla inmesi gibi şeyler imtihan sırrını bozacak şeylerdi. Bu sebeple bu tür mucizeler vukua gelmemişti. Ancak Miraç böyle bir mucize değildi. Efendimiz aleyhissalatü vesselam bu seyahati tek başına yapmış ve döndüğünde bu seyahati insanlara anlatmıştır. İman sahipleri inanmış, kafir ve münafıklarsa inkar etmişti. Bütün bu izahlarla şunu anladık ki, müşrikler Peygamberimiz aleyhissalatu vesselamdan vaki olan miraç gibi bir miraç istemiyorlar. Zaten onu kabul de etmiyorlar. Onlar gözleri önünde gerçekleşecek şekilde Peygamberimiz Aleyhisselatu vesselamın semmai yükselmesini ve gökten elinde bir kitapla dönmesini istiyorlar. Bu istekler gerçekleşmemişti. Gerçekleşmeme sebebinin biraz önce anlattık. Bunun gerçekleşmemesi miracın gerçekleşmediği manasına gelmez. Çünkü miraç bundan tamamen farklı bir hadisedir. İmtihan sırrına uygun bir şekilde gerçekleşmiş. Halis müminler iman ederken diğerleri inkar etmişti. Sözün özü kafirlerin göğe çıkmadıkça sana asla inanmayız sözlerinin miracı inkarla hiçbir alakası yoktu. Onlar imtihan sırrını bozacak bir şey istemiş, Allah'ın hikmeti ise buna müsaade etmemişti. Vukua gelen miğaç imtihan sırrını bozmayacak şekilde cereyan etmiş ve Müslümanlar için bir imtihan vesilesi olmuştu. Öyle bir imtihan olmuş ki hala günümüzde peygamberinin sözüne güvenmeyenler onu yalancılıkla itham edip miracı inkar ediyorlar. Allah'a emanet olun.